Sayın Başkanım, Sayın Hocalarım ve meslektaşlarım, bir Çorumlu olarak Çorum'a hoş geldiniz diyorum ben tekrardan. Böyle güzel bir toplantıda, özel bir toplantıda, özel durumlarda kolestektomiyi anlatmaktan da gurur duyuyorum. Kolestektomi, Mete hocamızın da bahsettiği gibi tarihine baktığımızda 1882 yılında uygulanıyor ilk kez başarılı kolestektomi. Yalnız 1987 yılında artık laparoskopik olarak uygulanmaya başlanıyor. Ve şu an günümüzde kolestektomiler %95 laparoskopik tamamlanmakta. Hatta altın standart halini almıştır belirli durumlar dışında. Şimdi özel durumlar diye baktığımda çok fazla özel durum var. Birkaç başlık altında anlatmak istedim. Bunlar gebelik, siroz, obezite ve geriatrik popülasyon. Bunlar bizim klinik pratikte en sık karşılaştığımız özel durumlar. Bir de son olarak situs inversus totalis çok nadir karşılaşılmasıyla birlikte karşılaşıldığında cerrahı zorlayan durumlardan birisi. İlk bahsedeceğim özellik gebelik. Gebelikte kolelitiyaze bağlı nedenler en sık ikinci akut abdomen nedeni. Gebelik boyunca görünme oranı da 10 binde 1 ile 6 arasında değişiyor. Gebelikte bu oran biraz artıyor. Bunun nedeni safra kesesi hareketliliğinde azalma ve safranın kolesterol doygunluğunun artması. Bu da iki hormona bağlı olarak gelişiyor genelde. Östrojen ve progesteron. Östrojen kolesterol sekresyonunu arttırırken progesteron safra asit sekresyonunu azaltıyor ve aynı zamanda safra kesesinin boşalmasını geciktiriyor. Bu da safra stazına neden olup safra taşı oluşumuna neden oluyor. Kolitiyazis yapılan çalışmalarda preterm eylemi tetiklediği maternal ve neonatal morbiditeye neden olduğu gösterilmiş. Safra taşı ve buna bağlı patolojilerle karşımıza gelen gebelerde nasıl bir tedavi protokolü izlemeliyiz, cerrahiye almalı mıyız diye baktığımızda ilk normal popülasyonda olduğu gibi destekleyici bakım vermeliyiz bu hastalara. Ağrı kontrolünü sağlamalıyız. İntravenöz sıvı tedavisi ve gerektiğinde beslenme desteğini sağlamalıyız. Klinik tabloya bağlı olarak antibiyotik gereksinimi olabilir hastaların. Ağrı kontrolünü sağlarken dikkat etmemiz gereken noktalardan birisi bu hastalara genellikle intravenöz opioidler verilmeli. Nonsteroidler özellikle gebeliğin son haftalarında 32. haftadan sonra patent ductus arteriosa neden olabileceği için mümkün olduğunca 48 saatten fazla kullanılması kaçınılmalı. Asetaminofen iyi bir seçenek ağrıyı yönetmek için bu hastalarda. Biraz önce dediğim gibi antibiyotik kullanabiliriz. Yalnız seçimi yapmamız gerekiyor. Akut kolestit ve kolanjitte antibiyotik kullanmak gerekmekte. Etkene baktığımızda normal popülasyondan herhangi bir farkı görülmemekte etkenin. Bu nedenle tedavide de Ceftriaxone 1 gram 24 saatte bir veya metronidazol 500 mg 8 saat ve metronidazol 500 mg 8 saatte bir ilk seçenek olarak kullanılabilir. Diğer durumlarda piperaksilin tazobactam her 6 saatte bir intravenöz verilebilir. Ampisilin sulbactam artık son yapılan çalışmalarda çok etkili olmadığı gösterilmiş. Diğer bir antite safra taşları ile ilgili biliyer kolik. İlk atakta destekleyici tedaviler ve diyet düzenlenmeli mutlaka bu hastalarda. Yalnız izlendiğinde bu hastaların çoğunun tekrarlayan ataklarla geldiği görülmüş. Eğer hastalar tekrarlayan ataklar ve kilo alamıyorsa bu hastalara kolestektomi önerilebilir. Çünkü burada sadece besleyemediğimiz anne olmuyor, aynı zamanda fetüs de oluyor. Eğer doğuma yakın bir dönemde ise kolestektomi doğumdan sonraki 6. haftaya kadar ertelenebilir. Semptomatik hastaların sadece %10'unda akut durumlar gelişiyor bu hastalarda. Bunlarda en sık akut kolestit, kolodokolitiyaziz, gangrenöz kolestit ve akut pankreatittir en sık akut durumlar. Akut kolestitte gangrenöz, perforasyon, gangrenöz kolestit, sepsis veya tedaviye rağmen hastalıkta ilerleme olması durumunda acil cerrahi tek seçenek oluyor zaten. Bu durumların dışında neye göre karar veriyoruz? Eğer birinci ve ikinci trimesterde cerrahiye uygun ASA skoru düşük hastalar ilk yatışlarında kolestektomi önerilmekte. Yalnız hasta biraz önce de dediğimiz gibi üçüncü trimesterde ise doğuma kadar antibiyotik ve sıvı tedavisiyle nonoperatif izlenebilir. Eğer antibiyotik tedavisine rağmen hastada bir düzelme sağlanmazsa kolestektomi yapılabilmektedir. Burada da kolestektomi genelde açık yapılır.
Cerrahi yüksek riskli olduğu düşünülen kadınlar için kolestektomi alternatif olarak bir köprüleme tedavisi olarak perkutan veya açık kolestostomi düşünülebilir. 277 laparoskopik kolestektomi hastası üzerinde yapılan çalışmada fatal mortalitede nonoperatif izlenen hastalara göre laparoskopik kolestektomi belirgin daha iyi sonuçlar vermektedir. Cerrahiye karar verdik. Hangi cerrahiyi yapalım? Açık cerrahi veya laparoskopik cerrahi mi? Laparoskopik cerrahi normal popülasyonda olduğu gibi altın standart. Bunda tüm laparoskopik ameliyatlarda olduğu gibi erken iyileşme, daha az ağrı kesici ihtiyacı ve fıtık riskinde azalmadan dolayı laparoskopi öneriliyor. Yalnız açık cerrahi de biraz önce Tayfun hocamızın bahsettiği gibi bir başarısızlık olarak atfedilmemeli. Seçimi uterusun büyüklüğüne yani haftaya göre, anne vücut yapısına göre, daha önce geçirilmiş cerrahi olup cerrahisi olup olmamasına göre, cerrahin deneyimine göre ve hastanede uygun personel malzeme durumuna göre seçmekteyiz. 2008 yılında laparoskopik ve açık cerrahi arasında yapılan bir çalışmada maternal ve fetal mortalitede anlamlı bir fark bulunamamış. Bu hastalardaki açığa geçiş oranı çalışmalarda %10 ile 26 arasında bulunmuş. Normal popülasyonda bu oran %5 civarında. Gebelik haftası ilerledikçe de açığa geçme ihtimali artmaktadır. Laparoskopik kolestektomiye karar verdiğimiz zaman ameliyathanede dikkat etmemiz gereken bazı önlemler var. Bu hastalarda uterus büyüklüğüne bağlı olarak vena cava'ya bir bası gelişmekte. Bu basıyı minimuma indirmek için hasta hafif baş yukarı ve sola yatırılmalı. Mutlaka açık trokar tekniği kullanılmalı. Portların yerleşiminde herhangi bir değişiklik önerilmiyor ilerleyen haftalara kadar. Eğer ilerleyen haftalarda epigastrik port sol üst kadrana doğru hafifçe kaydırılmalı. Burada tartışmalarda en sık tartışılan konu basıncı ne yapalım? Çeşitli çalışmalarda 10 ile 15 arasında öneriler bulunmakta. 12'nin altında tutalım denilen çalışmalar var. Yalnız bunda da 12'nin altında tutulduğunda eksplorasyon zorlaşmakta. Buna bağlı yaralanmalar gerçekleşebilmektedir. Bir iki çalışmada da gazsız kolestektomi denenmiş bu hastalarda. Onda da çok fazla önerilmemiş sonuç olarak ek yaralanmalar neden olduğu için. Diğer bir nokta bu hastalarda fetüsün kanlanmasını nasıl takip edelim? Arteriyel karbondioksit oranına mı bakalım? Entide hastanın entidal karbondioksit mi izleyelim diye. Entidal karbondioksit izlemenin daha güvenli olduğu, daha doğrusu arteriyel karbondioksit oranından aynı olduğu görülmüş. Bunun için non-invaziv olan entidal karbondioksit izlenmeli kararı verilmiş çalışmalarda. Kapalı kolestektomi yapamadık. Son haftalara gelindi. Açık kolestektomi yapmamız gerekiyor. Bunda da genellikle subkostal insizyon tercih edilmeli. Gene pozisyon aynı şekilde hasta başı yukarıda sola yatırılmalı. Burada açık kolestektomin avantajı gerekli durumlarda intraoperatif ultrason avantajının bize sağlanması. Diğer bir özel durum ise siroz. Sirozlu hastalarda portal hipertansiyon ve artmış kollateral nedeniyle kanamaya meyilli bu hastalar. Cerrahi ve anesteziye bağlı karaciğer fonksiyonlarında bozulma ihtimali daha yüksek. Aynı zamanda bu hastaların karaciğer fonksiyonları bozulduğu için kanama bundan dolayı da artıyor. Diğer bir nokta karaciğerdeki fibroziz nedeniyle ameliyat esnasındaki eksplorasyon, eksplozyurun zorlaşması. Bu hastaları ameliyat öncesi değerlendirmek istediğimizde elimizde iki parametre mevcut. Child skoru ve MELD skoru. Yapılan çalışmalarda Child A ve B'de laparoskopik kolestektomi güvenli olarak görülmüş. Yalnız Child C olduğu zaman hepatolog eşliğinde risk değerlendirilmesi yapılmalı ve mümkünse alternatif tedaviler gözden geçirilmeli diye söyleniyor. MELD skoru Child'a göre daha iyi öngörüyor mortalite ve morbiditeyi. MELD skoru 13'ün üstünde ise bu hastalarda postoperatif bizim komplikasyon yaşama ihtimalimiz daha fazla. 2013 yılında yapılan bir meta analizinde 25 yayın araştırılmış. 400 sirozlu hastaya laparoskopik kolestektomi yapıldığı görülmüş ve bunlar normal popülasyonda karşılaştırılmış.
Açığa geçiş anlamlı olarak daha yüksek, ameliyat süresi daha uzun, morbidite de daha fazla olarak görülmüş. 2012'de yapılan bir review'de 1310 hastaya bakılmış. Açığa geçiş burada normal popülasyona yaklaşıyor. Morbidite de bir belirgin bir düşme mevcut ve mortalite de daha düşük olarak saptanmış. Laparoskopik tekniklerin ve tecrübenin artmasına bağlı olarak artmakta. Peki sirozlu hastayı ameliyat etmemiz gerekiyor. Preoperatif dikkat etmemiz gereken noktalar hangileri? Bu hastalarda pıhtılaşma süresi uzamış protrombin zamanla bağlı olarak uzuyor. Mutlaka çalışılması gerekiyor. Anemi ve trombositopeni olabileceği akılda tutulmalı. Tam kan sayımı mutlaka yapılmalı. Karaciğer fonksiyon testleri mutlaka yapılmalı. Eğer trombosit sayısı 50 binin altındaysa ve anormal protrombin zamanı varsa bu hastalara ameliyattan önce trombosit transfüzyonu ve taze donmuş plazma ile desteklenmeli. Diğer bir nokta, biraz önce hocalarımın da söylediği gibi biz normal popülasyonda safra kesesi taşlarını değerlendirmek için en iyi yöntem ultrason, deneyimli bir ultrason. Yalnız burada bu hastalarda safra kesesi yatağındaki potansiyel varisleri veya rekanalize olmuş olabilecek umbilikal veni görmek için portal fazda çekilen bir tomografi faydalı olacaktır. Eğer burada rekanalize olmuş bir umbilikal ven görülmüşse açık teknikle girilerek port yeri inferiora doğru modifiye edilebilmektedir. Yaralanmayı önlemek için. Ameliyat esnasında bu hastalara aside bağlı omentumda kalınlaşma görülebilir. Sol lob aşırı hipertrofiye uğramış olabilir. Bunun için ekstra bir port eklemek gerekebilir bu hastalara. Sol lobu ekart etmek için. Diğer bir nokta, bu hastalarda kanama fazla oluyor demiştim. Bu kanamayı azaltmak için ne yapabiliriz diye bakılan çalışmalarda ultrasonik disektörün daha az kanama, daha az transfüzyon ihtiyacı, daha kısa ameliyat süresi, iatrojenik perforasyona daha az neden olduğu ve daha az açığa geçme oranına sebep olduğu görülmüş. Diseksiyon esnasında safra kesesi yatağında dikkatli olmalı varisler için. Kanama durdurucu ajanlar elimizin altında hazır bulunmalı. Ve kanama gerçekleştiğinde açık cerrahiye geçmek için tereddüt edilmemeli. Çünkü bu hastalarda hipertansiyon, portal hipertansiyon olduğu için o an kapattığımız damarlar daha sonra açılabilmektedir. Peki ameliyata başladık, açık ameliyata da geçtik. Kolestektomi tamamlanamıyor. Subtotal kolestektomi bir seçenek midir bu hastalarda? 285 hasta üzerinde yapılan bir çalışmada 265 tanesinde subtotal kolestektomi yapılmış ve bu hastaların postoperatif dönemde ek morbidite getirmediği görülmüş. Diğer bir özel durum, obezite. Obezite, safra taşı hastalıklarının prevalansını arttırmakta hiperlipidemiye bağlı olarak. Bu hastalarda komplikasyon oranı tüm cerrahilerde olduğu gibi kolestektomi de artmıştır. Açığa geçiş özellikle vücut kitle indeksi 50'nin üzerindeki hastalarda belirgin daha fazladır. Burada ameliyatta teknik olarak ilk başlangıç anından itibaren abdominal duvar kalınlığı artmış olduğu için bizi zorlamaktadır. Açık trokar tekniğinde girerken bile hasta portları zorlanılmaktadır. Burada tavsiye edilen bir nokta, umlikus aşağı doğru yer değiştirdiği için ilk trokarı ksifoidin 15 santim altından yerleştirilmesi uygun olacaktır. Bazı cerrahlar ilk trokarı ksifoidden girmeyi de tercih edebilmektedir. Burada critical view of safety'ye mutlaka dikkat etmek gerekiyor. Artmış visceral yağdan dolayı ve kalınlaşmış omentumdan dolayı bu bölgeyi görmek zorlaşabilmektedir. Kalot üçgeninin diseksiyonu zorlaşmaktadır. Ayrıca bu hastalarda hepatomegali gelişiyor çoğunlukla. Bunun için biraz önce sirozlu hastalarda bahsettiğimiz gibi ek trokarlar gerekebilmektedir. Postoperatif tüm cerrahilerde olduğu gibi kolestektomide de bu hastalarda yara yer enfeksiyonu, herni, solunumsal komplikasyonlar ve derin ven trombozu artmıştır. Bunun için preoperatif dönemde gerekli önlemler alınması gerekmektedir. Diğer bir sorunsa geriatrik popülasyon. 65 yaş üstü en sık genel cerrahi girişimi kolestektomi. Kolelitiyaziz yaş ile ilişkili. Mete hocam da bahsetmişti. Normal popülasyonda %10-15 arasında safra taşı görülürken 70 yaş üstünde bu oran %25'e, 90 yaş üstünde %35'e kadar çıkmaktadır.
Maalesef yaşla birlikte komplikasyonlar da artıyor, safra taşı arttığı gibi. Ve bu yaşlı hastalarda bir kaçınma gelişiyor. Hem bu hasta tarafında, hasta yakınları tarafında hem de hekim tarafında. Ameliyatın komplikasyonunu mu göze alalım, safra taşını bekletip onun komplikasyonunu mu göze alalım? Yapılan çalışmalarda takipli hastalarda %20 komplikasyon geliştiği görülmüş. Bunlar en sık akut kolestit, gangrenoz kolestit ve safra kesesi ampiyemi olarak görülmüş. Hatta 2 yıldan uzun takiplerde bu oranın %35-40'lara varan çalışmalar var. Kimi ameliyat edelim diye sorulduğunda Texas Üniversitesi'nin 2015 yılında yaptığı bir çalışma var. Oradaki sağlık sağlayıcılardan bu veriler temin ediliyor. 265 bin kolelitiyaziz hastası inceleniyor. Bunlardan 65 yaş üstü olan 92.436 hasta incelemeye alınıyor ve bir nomogram çıkartıyorlar. Pirop Galston model diye. Burada cinsiyet, hastanın başvurudaki tanı grubu, komorbiditesi, yaş grubu, ırkı ve ilk nereye başvurduğu, normal polikliniğe mi başvurmuş yoksa acile mi başvurmuş, bir puanlama sistemi yapılıyor ve 1 yıllık ve 2 yıllık bu hastaların muhtemel komplike olma ihtimalini öngörmeye çalışmışlar. Burada erkek cinsiyet daha riskli. Hasta eğer komplike bir safra taşı ile geliyorsa, akut kolestit ile geliyorsa daha riskli. Yaş arttıkça risk artıyor ve beyaz ırkta daha fazla risk var. Acile başvuruyorsa da hasta, başvuru türünde daha fazla riskli bu hastanın komplike olma ihtimali. Dedik korku, yani ameliyat etmeye karar verdik. Burada diğer bir challenge başlıyor bize. Bu hastaların çeşitli çalışmalarda %17 ile %32 arasında en az bir morbidite gözüküyor bu hastalarda. Açık cerrahiye geçiş oranı daha fazla. En sık görülen komplikasyonlar transfüzyon ihtiyacı olan kanama, pnömoni, idrar yolu enfeksiyonu, 48 saatten uzun süren ventilatör bağımlılığı ve ekstübe olsa dahi hasta tekrar entübasyon ihtiyacının olması. Eğer ameliyat edemiyorsak bu hastaları perkuten kolestostomi yapılabilmekte. Perkuten kolestostomi sonrası ilk yıl içerisinde tekrarlayan atak oranı %6 ile 20 arasında. Diren ne kadar tutalım diye bakıldığında çeşitli yayınlarda bu takılan direnin 2 günle 190 gün arasında tutulduğu görülmekte. Tavsiye edilen ortalama 6 hafta. Peki bu kolestostomi bir köprü tedavisi mi, kolestektomiye kadar yoksa kalıcı bir tedavi mi? Yapılan çalışmada bu hastalarda 12 çalışma bulunuyor. 12 çalışmada bu hastalarda %90'a varan oranlarda başarılı olarak kalıcı tedavinin sağlanabildiği, 2 yıl içerisinde tekrar atak geçirmediği görülüyor. Diğer bir durum son bahsedeceğim. Sitisin versus totalis. Çok nadir görülüyor ama cerrah karşılaştığı zaman elini kolunu bağlayan bir durum. Hakikaten elini kolunu bağlıyor. Özellikle sağ elini kullanan cerrahlar için. Zorluk burada teknikte. İlk 1991 yılında laparoskopik kolestektomi uygulanıyor. Sitisin versus totalisli bir hastaya. 2010 yılında Eisenberg ayna trokarları girerken ayna görüntüsü kullanarak sol el kullanarak diseksiyon yapıyor. Yalnız 2016 yılında sağ el dominant bir kolestektomi yapılıyor. Bunda da portlar yeri değiştiriliyor. Diseksiyonda sol el ksifoidin orada kullanılırken sağ el sol orta klavikular hattan kullanılıyor ve ön aksiler hattan da ekartasyon için kullanılıyor. Bu şekilde tamamlanıyor ameliyat. Ama ameliyat süresi normal ameliyata göre biraz daha uzun sürüyor. 145 dakika sürüyor bu ameliyat. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.